Uzay yarışında neredeyse 50 yıl boyunca Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya hakim oldu. Ancak son zamanlarda onları takip eden başka ülkeler de var. İnsanlı uzay uçuşu hala birçok ülke için imkansız olsa da uydu pazarındaki rekabet oldukça ısınmış durumda. Japonya bu multimilyon dolarlık işe girmek istiyor. Yarışmacısı H2A roketi. Bu roketin geliştirilmesi sürecinde türlü sorunlarla karşılaşıldı. 2006'nın başlarında ise önemli bir teste tabi tutuldu. Birbirini takip eden iki fırlatma yapıldı. Ve bu Japon Uzay Ajansı'nın daha önce denemediği bir şeydi. Buna ilaveten ikinci uçuşta bir Japon roketi tarafından taşınacak olan en ağır yük olacaktı. Bir zamanlar uzayın tek oyuncuları olan Amerika ve Rusya üstünlüklerini kaybettiler. Muazzam masraflar ve talihsiz kazalar Birleşik Devletler mekiğinin peşini bırakmadı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin çöküşü Rusya'yı güçlü uzay programından kopardı. Her iki gelişme uydu pazarına girmek isteyen oyuncuları heveslendirdi. Japonya bu amaç uğrunda ilerleyebilmek ve roket tasarımı yapabilmek için 35 yıl boyunca bilgi ve deneyimini geliştirdi. Ve H2A roketleriyle en sonunda hazır olduklarını düşünüyorlar. Ancak 21. yüzyılın başları bu özel yarışa girmek için uygun bir zaman değildi. Uydu fırlatma kapasitesi olan ticari şirketlerle ulusal uzay ajansları arasındaki rekabet çok çetindi. İki taraf da güvenirliği arttırırken masrafları düşürmeye çalışıyordu. Uydular daha büyük, daha karmaşık ve daha pahalı bir hal aldı. Başarısızlıklar sadece aracın ve yükünün kaybı yüzünden değil, aynı zamanda mevcut ve olası yeni müşterileri korkuttuğu için de felaket demekti. Dünya uydu fırlatma pazarının %50'sini elinde bulunduran Fransız şirketi ArianeSpace'in başkanı Jean-Yves Le Goll. Bir başarısızlık olursa müşterilerimiz için korkunç sonuçları olur. Bu yüzden uzayda en kaliteli işleri yapmaya çalışıyoruz. Tabii bunlar maliyetin yükselmesi demek ama başarının bedeli vardır. Başarısız fırlatmalar uydu üreticileri için yıllarca süren çalışmaların heba olması demek. Ki H2A roketinin bekletilmesinin nedeni de buydu zaten. H2A Japonya'nın dünyanın en sağlam uydu fırlatıcıları ArianeSpace ve Amerikan Boeing fırlatma hizmetleriyle gücünü birleştirme umutlarının somut hali. Japonlar bu destekle H2A'nın dünyadaki en güçlü roketlerle yarışabilir hale gelmesini umuyorlardı. Başarıları tescillenmiş olan roketlerle. Olağanüstü karmaşık sistemi olan bir roketteki sorunları gidermek için yapabileceğiniz tek şey, bu roketlerden mümkün olduğunca fırlatabilmenizdir. Ki bu Japonların sahip olduğu bir lüks değildi. Japonlar bu lüksten mahrum olmalarına rağmen ticari uyduları verimli ve güvenilir biçimde yörüngeye oturtacağını düşündükleri bir roket geliştirdiler. H2A, Japonlar için büyük iletişim uydularını, dünyayı ve denizleri gözlemleyecek uyduları yörüngeye yerleştirecek mükemmel bir roketti. Ve gelecekte uluslararası uzay istasyonuna girecek kargo gemilerini taşıma olasılığı da bulunuyordu. Japonya'nın ana uzay merkezi Tanegashima, Tokyo'nun 1000 kilometre güneyindeki bir adada kurulu. Ve Japon Uzay Keşifleri Ajansı JAXA'nın da fırlatma pistini de içeriyor. Tanegashima Uzay Merkezi, H2A roketinin en zorlu teste tabi tutulduğu yer. JAXA H2A ile iki fırlatma yapmayı planlıyor. Uçuş 8 ve uçuş 9 ve sadece 25 gün arayla. Her birinde yörüngeye yerleştirilecek önemli bir uydu olacak. Müzik
Japonya uzay yarışına yaklaşık yarım asır önce Pencil adıyla bilinen küçük bir roketle girecekti. Sadece 23 santimetre uzunluğunda, 1.8 santimetre çapında ve 200 gram ağırlığında. İlk kez 1955'te fırlatıldı. Pencil'i yaratarak adını tarih kitaplarına geçiren Hideo Itokawa. Onun test roketi, takip eden deneyler ve tasarımda yapılan değişiklikler Japonların bu sahaya girişlerinin temelini oluşturuyor. Japonya yalnızca Japon teknoloji ve malzemelerini kullanarak kendi roketlerini tasarlamak ve yapmak istiyordu. Peki bunu başarabildiler mi? Uluslararası uzay yarışı 1990'ların başlarında hız kazanırken Japon araştırmacılar uydu fırlatan büyük ülkelerin hakimiyetine meydan okumak konusunda kararlıydı. Bunu tamamen Japonlara ait parçalarla yapacakları bir roketle gerçekleştirmeyi planlıyorlardı. Bu tasarımın adı H-2 roketiydi. H-2 uydu fırlatma hizmetinde ticari rekabeti arttıracak ve bu da müşterilerin yararına olacaktı. Bu plan H-2'nin Mayıs 1994'teki başarılı fırlatılışından sonra devreye girmiş oldu. Ancak erken gelen bu başarının etkisi kısa sürecekti. Ateşleme tertibatındaki sorunlardan ötürü H-2 uydu yükünü yörüngeye başarıyla oturtamadı. Bu Japonya'nın 17 senede yaşadığı ilk başarısızlıktı. Ancak H-2 programı iyileştirildi. Bunu takiben 4 yük uzaya teslim edildi. Japonların ticari fırlatma hizmeti uluslararası pazarda sağlam bir yer kazanmıştı. Ancak tekrar bir felaket yaşandı. Bu 200 milyon dolarlık makine peş peşe 2 fırlatma başarısızlığı yaşadı. H-2'nin itibarı Kasım 1999'da fena halde zedelendi ve Japon fırlatma programı yolda kaldı. Evde hazırlanacak roketle rekabet etme planı başarısız olmuştu. Japonlar o aşamada programı iptal edip H-2A adıyla bildiğimiz yeni bir diziye başlama kararı aldı. H-2 programının iptali, uzay endüstrisindeki başarısızlık riskleri ve bunun büyük bedelleri için ürpertici bir anı olarak kalacaktı. JAXA'nın aldığı ders açıktı. Başarısızlık riskleri azaltılacak, yeni roketin tasarımı daha basit olacaktı. Ve bunu hızlıca başarmanın yolunu bulmaları gerekiyordu. Japon uzay endüstrisinin üstündeki baskı büyüktü. H-2A'yı geliştirmeli ve Japonya'yı mümkün olan en kısa zamanda uluslararası endüstriye sağlam bir şekilde geri döndürmelilerdi ve bence Japonlar bunu çok iyi başardı. Bazı katı kararlar alıp yeni tasarıma farklı bakış açısıyla yaklaştılar. Tüm parçaların Japon kökenli olması ısrarından vazgeçip diğer deneyimli ülkelerin teknolojilerinden istifade etmeye karar verdiler. Fırlatılan birçok araç gibi H-2A da kendisini uzaya iten bir dizi motoru olan çok saflı bir roket. Her safhanın kendine ait bir motoru ve yakıt kaynağı var. Yakıt tüketildikten sonra roketin o safhası kendisini bırakıyor. Bazı roketlerde uydunun yörüngeye doğru oturtulduğundan emin olabilmek için 4 safhaya kadar çıkılabiliyor. Ancak Japonlar H-2A için 2 aşamalı tasarımı seçmişler. Daha basit tasarımın daha güvenilir ve daha masrafsız olmasını ümit ediyorlardı. Mitsubishi Ağır Sanayi, 1970'lerin başından bu yana Japon uzay programının ilkesel üstenci. H-2A, H-2'den doğan tamamen yeni bir yaklaşım.
roketlerin fırlatılış anındaki ağırlığının %90'ı yakıttan kaynaklanıyor. Dolayısıyla safhaları azaltmak ağırlık açısından büyük bir farklılık yaratmıyor ve kalkış olan etkisi büyük değil. Mühendisler H2'yi daha basit ve güvenilir bir rokete dönüştürebilmek için 4 madde üstünde durdular. Elektronik aksamı daha küçük ve hafif yaptılar. İkinci safha, yakıt tankı ve motor daha güvenilir ve verimli çalışacak şekilde değiştirildi. İlk safhadaki motor parça sayısını azaltarak tek bir katı yakıtlı roket motoru eklediler. Neredeyse H2'nin tüm bileşenleri değiştirilmişti. Yeniden tasarlanan motorların kaynak noktaları ve baskı altında başarısızlığa neden olacak zayıf noktaları azaltıldı. Mühendisler projenin geliştirilmesi sürecinde masrafları da mümkün mertebe azaltmaya çalıştılar. Örneğin, bakır borular çelik boruların yerini aldı. Bu önemsiz bir örnek gibi gelebilir. Ancak bakır boruların paslanmaz çelik borulardan çok daha ucuz olduğu aşikar. En büyük başarılardan biri H2A'nın birinci ve ikinci safhasını birbirine bağlayan gövde kısmında sağlandı. H2 zamanlarında birçok küçük alüminyum parçalardan oluşan bir kesit bulunurdu. Ancak daha sonra H2A'da karbon bileşikli parçalar kullanmaya karar verdik. Eski H2'de bu iç kısım 1200 parçadan yapılıyordu. Geliştirilmiş karbon fiber malzemelerinin kullanıldığı H2A'da sadece 140 parça gerekiyor. Daha az parça kullanmak, bozulacak daha az şey olması ve yapının daha hızlı tamamlanması demek. Bu aynı zamanda H2A'nın ağırlığını 200 kilogram azaltıyor. Ki bu da yakıttan önemli miktarda tasarruf demek. Tasarımcıların daha güvenilir ve daha ucuz bir fırlatma aracı için yaptıkları çalışmalar işe yarıyor. H2A atalarından %20 daha az parçalı. Aynı zamanda daha ağır yükleri yarı bedeline taşıyacak şekilde tasarlandı. Bu tüm dünyanın gözlerini uydu fırlatma işine döndürecek bir tasarım olabilirdi. Japon roketleri de dahil olmak üzere Asya'da roket yapımı işi gelişiyor. Bence o roketlerin farklı kültür ve milletlere göre karakteristikleri var. Biz Japonya'da roketlerin güvenirliğine ve motorlara odaklanıyoruz. ...53 metre uzunluğu olan Japon H2A roketi, modern mühendisliğin bir mucizesi gibi duruyor. Ve H2A kağıt üstünde kaldırış gücü ve yük kapasitesiyle Rus, Amerikan ve Fransız roketlerinin yanında yer alıyordu. Ama büyük soru şuydu, çalışacak mıydı? İlk uçuşlar cesaret vericiydi. H2A 2006'nın başlarında en zorlu testine tabi tutuldu. 25 gün arayla uçuş 8 ve 9 yapılacaktı. Her uçuşta binlerce saat emek verilen ve milyonlarca dolara mal olan yükler taşınacaktı. Dünyanın uydulara olan bağımlılığının açıkça görüldüğü bu uçuşlardaki iki yük de iletişim ağlarına yapılacak katkıları da içeriyordu. Uçuş 8, 4 tonluk gelişmiş yer gözleme uydusu Alos'u taşıyordu. Alos'un 3 sensörü vardı. Arazi yüksekliğini ölçümleyen 3 dizi mercek sistemi olan Prism, arazinin örtüsü ve bitkilerinin haritasını çıkaran, görünür ve kızıl ötesine yakın spektral bantlar kullanan Avnir 2. Ve her hava koşulunda gece ve gündüz görüntü alan mikrodalga radar aracı Pulsar. H2A Uçak 9 Japon havacılık tarihindeki en ağır yük olan 4.65 tonluk MTSAT-2 uydusunu taşıyacaktı. MTSAT-2 yeni bir hava trafik kontrol ve iletişim sisteminin bir parçası olacaktı. Görevi Asya-Pasifik bölgesindeki yoğun hava trafiği için güvenliği,
iletişimi, navigasyonu geliştirmek ve hava izleme sistemine destek vermek olacaktı. Aynı zamanda Asya bölgesinden meteorolojik görüntüler ve veriler elde edip bunları aktarma görevi görecek bir hava uydusu olacaktı. ...4,5 tonluk MTSAT-2'yi yörüngeye yerleştirmek H2A için kritik bir test olacaktı. Bu ağırlık roketin kapasitesinin zorlanması anlamına geliyor. Burada roketin yapabileceklerini zorluyoruz. Eğer işe yararsa elimizdeki şey hakkında çok fazla şeyi kanıtlamış olacağız. Japonların uzay programlarını kabul ettirebilmeleri için uçuş 8 ve 9 olmak üzere her iki uçuşu da sorunsuz ve başarılı bir şekilde gerçekleştirmeleri gerekiyor. Uydu fırlatma işinde güvenirlik ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayabilme çok önemli. Çünkü rekabet çok şiddetli. Farklı müşterilere hizmet veren JAXA, farklı ebatlarda yüklere göre özelleştirilmiş aerodinamik kapsülleri geliştirmek için de yıllardır çalışıyor. JAXA mühendisi olan Kayao Yoshida, farklı yüklerin yolculuğa hazırlanması için çalışıyor. Bu H2A roketi için bir kapsül. Bunun asıl amacı atmosferden geçerek uzaya gidecek olan roketin rüzgar direncini azaltmak. Uydu yapının içine yerleştiriliyor. Kapsülün tasarımında içinde aynı anda kaç uydu olacağına, boyuna, ağırlığına ve görevine göre türlü değişiklikler yapıyoruz. Milyonlarca dolar ve önemli uyduların iletişim yeteneklerini kullanabilmeleri H2A roketlerinin başarılı fırlatılışına bağlı. Ancak Japon uzay mühendisleri tüm roketlerin başarısızlık olasılığının yüksek olduğunu da biliyor. Her 10 ticari uçuştan birinin felaketle sonuçlanması halinde hiç kimse uçmak istemezdi. Ancak 50 sene içindeki her roket fırlatılışının %10'unun başarısızlıkla sonuçlanmasına rağmen uydulara olan ihtiyaç sürekli arttı. Bu nedenle daha güçlü ve güvenli fırlatışlar yapmaları gereken mühendislerin üstlerine baskı da artmış oluyordu. Tasarımı üstünde yıllarca yapılan değişikliklerden sonra H2A ilk ticari uçuşuna hazırdı. Tanegashima Uzay Merkezi'ndeki uçuş teknisyenlerinden biri olan Takashi Fujita, başarılı bir fırlatışın önceden belli olduğunu biliyordu. Roketler modern teknolojinin billurlaşmış halidir. Burada çok ama çok karmaşık bir sistemden söz ediyoruz. Örneğin H2A'yı parçalamaya kalkarsanız 200 bin parça çıkartırsınız. Eğer bir tanesinde hata olursa roket çalışmayacaktır. Bu nedenle bu zor bir görev. H2A'nın Ağustos 2001 ve Mart 2003 arasında yapılan ilk 5 fırlatışı başarılı oldu. Karmaşık sistemler neredeyse kusursuz çalıştı. Japonya H2A roketiyle nihayet uluslararası arenaya geri dönmek üzere olduğunu hissetmişti. Ancak roket işinde her şey çok çabuk değişebiliyor. Ve H2A'nın 29 Kasım 2003'teki 6 numaralı havalanışından 11 dakika sonra olan da aynen buydu. ...422 kilometre yükseklikte roketin uçuş planına göre hareket etmediği açıkça görülüyordu. Görev kontrolörlerinin araca kendini yok etme emrini vermekten başka seçeneği kalmamıştı. Bu pahalı başarısızlığın birkaç saat sonrasında mühendisler H2
H2A'nın birinci safhasındaki katı yakıtlı motorun gövdeden ayrılmadığını duyurdular. Şoke olmuştum. Ama ben kendini hemen bırakan türden biri değilim. Hemen görevi başarmak için sorunları çözecek formüller geliştirmeye başlarız. JAXA ve Mitsubishi mühendisleri tasarımlarına geri döndüler. H2A'da 14 ay içinde 80'den fazla değişiklik yaptılar. 7. uçuşun yapılması sorunların giderildiği izlenimini yaratıyordu. Ancak bu 8 ve 9. uçuşun başarılı olacağını garanti etmiyordu. Haftalar içinde arka arkaya iki roket fırlatmak Japonya'da daha önce yapılmış bir şey değildi. Ve başarılı olursa roketlerimizin güvenilirliğini artırmış ve işteki geleceğimizi sağlamlaştırmış olacaktık. Artık kendimizi sorumlu ve fırlatışla ilgili olarak da gergin hissediyoruz. H2A'nın başarısı tasarımına, roket motorlarındaki mühendisliğe ve iki safhalı yapısına bağlıydı. Mühendis Tatsuya Namikawa'ya göre Japonya iki safhalı roketi temel bir nedenden ötürü seçmişti. İki aşamalı roketi motorlardan en iyi şekilde faydalanabilmek için seçti. Aracın tanklarını büyük miktarda yakıtla dolduruyoruz. Bir aşamalı roket olsaydı o kadar yakıt olmayacaktı. Ancak tank yine orada olacaktı. Yakıt yandıktan sonra gereksiz yapıdan kurtulabilirsek roket daha hafif bir ağırlıkla uçabilirdi. H2A'yı neredeyse tüm diğer fırlatıcılardan farklı kılan ilk ve ikinci safhasında likit oksijen ve hidrojen kullanılması. Peki birçok uçuş yapacak olan rokette bu değişken ve tehlikeli yakıta güvenebilecekler mi? Beş başarılı fırlatmadan sonra Kasım 2003'te Japon H2A roketinin 6. denemesi fırlatılışından kısa süre sonra iptal edildi. Japon mühendisler uydu taşıyıcı aracı yeniden tasarladı ve takip eden uçuşun başarısıyla mutlu oldular. Sıradaki iki uçuşta H2A yapımı milyonlarca dolara mal olan karmaşık uyduları taşıyacaktı. H2A dünyanın atmosferinde yükselirken sadece yerel tasarım ve üretim olan motorlara ve iki safhalı rokete güvenecekti. H2A'nın birinci safha motoru LI-7A adıyla biliniyor. LI-7A 1100 kN itme kuvveti üretiyor. Bu hemen hemen Formula 1 yarış aracının ürettiğine denk bir güç. Güçlü olmasına rağmen yardıma ihtiyacı var. Ağır yükün üstesinden gelebilmek için H2A'nın ilk safhası iki ana safhaya ilaveten katı yakıtlı motorları da içeriyor. Sıvı ve katı yakıtlı motorları birinci safhada birleştirmek olağanüstü cesaret gerektiriyor. Yine de Japonlar bu teknolojiyi geliştirerek uzmanlaştılar. İki roket safhalı büyük bir güce bakıyordunuz. Katı yakıtlı motorların diğerlerine eklenmesi demek, H2A'nın yörüngeye çıktığında çok önemli işler yapabilmesi demekti. Ancak H2A roketlerinin tüm motorları uçuş 8 ve 9'dan önce Tanegashima Uzay Merkezi'nin test merkezindeki dikkatli kontrolleri geçmeli. Bu katı yakıtlı motor ya da SRBA, test ateşleme servisi. SRBA'yı bu yapıya oturtup ateşleyip nasıl çalıştığını görüyoruz. İtiş gücünü, tepkisini ve hareketliliğini test ediyoruz. Bu bir kalite kontrol testi. H2A katı yakıtlı motorlarının temel tasarımının lisansı, Birleşik Devletler'in ancak Japon uzmanlar tarafından tasarımı değiştirerek geliştirmişler. Bugünün SRBA'sı ithal edilen teknoloji ve kendi tasarımlarımızdan oluşuyor. Kendi roketimiz için fikirlerimiz vardı ve türlü gelişmeler kaydetmiştik. SRBA'lar bu şekilde ortaya çıktı.
Japonya mevcut katı yakıtlı motor teknolojisini ikinci safhadaki sıvı yakıtlı motorla birleştirirken daha fazla kapasitesi olan LI-5B'nin tasarımı ve yapımı Japonya'da gerçekleştirildi. Dünyada sadece iki tane iki safha motorlu roket var. Biri Amerika'daki RL-10, diğeri ise Japonya'daki LE-5B ki ateşlendikten sonra tekrar ateşlenebiliyor. Bu ikinci safha motorunu kapatıp roketi bir süre yönlendirerek motorları tekrar ateşleyebilmek anlamına geliyor. Bu da aracın uyduyu tam olarak belirlenen yörüngeye oturtmasına imkan veriyor. Motoru ateşleyebiliyor, söndürüyor ve yeniden defalarca ateşleyebiliyor. Bunu yaparak sistemi yörüngeye daha iyi oturtuyor ve görevi tamamlıyor. Ve bu roketin daha az yakıt taşıması ve tüketmesi anlamına geldiği için masrafları da azaltıyor. Fırlatma sahasında duran roket olağanüstü bir gücü bırakmaya hazır. Ama bu aynı zamanda en savunmasız anı. Tarihteki en kötü roket felaketleri fırlatma sırasında yaşanmıştır. En yıkıcısı 23 Ekim 1960'ta Sovyetler Birliği'ndeki kıtalar arası balistik füzenin ateşlenmesi sırasında yaşandı. 160 tonluk yakıtın yanması korkunç alevlere neden oluyor. O anda 126 kişi ve daha sonra da hastanede 50 kişi ölüyor. Tanegashima'nın Yoshinabu fırlatma sahasında güvenlik en önemli konu. H2A fırlatma kontrol odası patlamalardan etkilenmeyecek beton bir bloğun içinde. Bu kontrol odası yerin 10 metre altında ve koruyucu bloğun içinde. Bu yapı fırlatma sahasının 500 metre yakınında ve ateşleme sürecinde tehlike bölgesi içinde kalıyor. Roketin patlama olasılığı var. Ancak bütün bu yapı patlamaya dayanacak ve içindekileri koruyacak şekilde inşa edildi. H2A'nın uçuş 8 ve 9'unun geri sayımı yer altındaki bu kontrol odasından yapılacak. H2A'nın roketinin toplamda 8,5 tonluk yükleriyle birlikte iki başarılı fırlatılışı Japonya'nın uydu fırlatma pazarındaki konumunu sağlamlaştıracak. Sadece 25 gün arayla yapılacak iki fırlatma Japonya'nın uzay uçuşları çağına geri dönmesi için çok önemli. Her uydu fırlatılışı insan kararlarının ve bilgisayar kontrolü teçhizatların karmaşık bir dansı gibi. Patlamaya hazır, karmaşık ve elektronik bir pakete benzer donanım ters giden bir şey olmazsa yola çıkacak. H2A fırlatılışı hazırlanırken Alos uydusuna harika topraklar anlamına gelen Daiichi lakabı verildi. Uzaktan kumanda edilecek bu uydu, dünyanın yüzeyi hakkında büyük miktarda veri üretirken iklimsel değişiklikler ve bunun çevre üzerine etkileri konusunda hayati uyarılar sağlayacak. Ancak ilk önce dünyanın 700 kilometre üstünde başarıyla yörüngeye oturtulmalı. 480 milyon dolarlık uydu, eksi 253 derecede soğutulmuş likit oksijen ve likit hidrojenden oluşan 275 tonluk aşırı yanıcı yakıtın üstüne oturtulmuş durumda. ...24 Ocak 2006'da motorlar ateşlendiğinde her şey plana uygun gidiyor. Uçuş 8 fırlatma sahasında havalanıyor ve Daiichi hedefine doğru ilerliyor. Sadece 16 dakika 16 saniye sonra uydu fırlatma aracından ayrılıyor ve sağ salim yörüngesine oturuyor.
Uçuş 8 başarıyla tamamlandı. Tanegashima Uzay İstasyonu personeli sadece 25 gün sonra Japonya'nın şimdiye kadarki en büyük yükünü taşıyacak olan 9. uçuşa odaklanmaya başlıyor. ...460 yıl önce gemileri batan Portekizli tüccarlar... ...bugün Tanegashima Uzay Merkezi'nin olduğu yerden birkaç kilometre ötedeki sahile çıkmışlardı. Onlar Japonya'nın o zaman bilmediği güçlü bir teknolojiyi getirdiler. Ateşli silahlar. Bu yeni alet Japonları büyülemişti. Ve 10 yıl içinde balistik biliminde uzmanlaştılar. Artık roket fırlatma alanındaki uzmanlıklarıyla Tanegashima'dan daha yüksek bir yörüngeye, dünya yüzeyinin 36 bin kilometre üstüne atış yapmak istiyorlar. Uçuş 9'un ilk ve ikinci safhası gecenin karanlığında bir konvoy içinde Tanegashima adasını geçiyor. Varış noktası fırlatma kompleksindeki VAB ya da araç montaj binası. 81 metre yükseklikteki VAB, Tanegashima Uzay Merkezi'nin en büyük yapısı. H2A programı için yenilenmiş. Bunun sonucu olarak iki fırlatma aracı yan yana hazırlanabiliyor. Roket montajı titizlik isteyen bir süreç. H2A'nın ilk safhası bir vinç ile kaldırılarak hareketli fırlatma platformuna oturtuluyor. Oturtulduktan sonra ara kısım ve ikinci safha parçaları üstüne doğru bırakılıyor. Uçuş 9'un yükünün ağırlığı ve yörüngenin yüksekliğinden ötürü rokette iki ana motora destek verecek ilave motorlar kullanılacak. Mühendisler montaj süreci boyunca roketin üstündeki sistemleri kontrol ediyor. H2A'nın atalarına göre daha basit olan tasarımı sayesinde montaj süresi 3'te 2 oranında azalmış durumda. Elimizdeki bu modelde yaptığımız değişiklikler sayesinde 3 ay süren işi artık 1 ayda tamamlayabiliyoruz. Bu arada roketin değerli kargosu MTSAT-2'nin son montaj işlemleri ve tozsuz bir çevrede sıcaklık kontrolleri yapılıyor. Uydu kapsülüne yüklendikten sonra VAB'ye nakledilecek ve H2A fırlatma aracının üstüne yüklenecek. Japon Uzay Keşifleri Ajansı'nın büyük planları var. Gelecek 20 yıl içinde MTSAT-2 gibi birçok uyduyu fırlatmayı ümit ediyorlar. Amaç kriz yönetimi ve felaketler hakkında bilgi toplama ve uyarı sistemleriyle geliştirme. Depremlerin, tsunamilerin ve sert hava koşullarının Asya üstündeki harap edici etkileri bunu öncelikli kılıyor. Bu ağ ayrıca küredeki çevresel değişimleri de gözlemleyecek. Buna ilaveten Japonya'nın ETS-8 uydu serileri mobil iletişimleri daha yüksek bir yörüngeden yürütebilmek için tasarlanmış. Mobil iletişim er ya da geç yerdeki alıcılar değil, uydular aracılığıyla yürütülecek. Bu Japonya'yı sayısal iletişim devrinde lider kılacak. Japonya şu an için sadece büyük dönüşümler yaşanan ticari uydu fırlatma pazarında küçük bir dilim elde etmek istiyor. Avrupa konsorsiyumu olan Ariane Space, 1980'den beri yörüngeye yerleştirdiği 260 yükle ticari uydu hizmetleri konusunda dünya lideri. Artık küresel pazarda rekabet edebilmek için yeni ticari ittifaklar kuruluyor. Japon Mitsubishi gücünü Boeing fırlatma hizmetleri ve Ariane Space ile birleştirdi. Japonya, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bir ortağı. Japonya, ticari pazarda da olmak istediği için Mitsubishi Ağır Endüstri ile güçlerimizi birleştirdik. Uluslararası Uzay İstasyonu, Japonya'da dahil olmak üzere
uzayda koloniler kurmak isteyen ülkelerin ileri karakolu. Japon bilim adamları 1990'dan beri Uluslararası Uzay İstasyonu'nun parçası olacak bir modül üstünde çalışıyorlar. Japonca'da umut anlamına gelen Kibo. Yaklaşık tek katlı bir otobüs boyunda, taşıdığı personelin deneyler yapmasına imkan verecek bir tesis olacak. İçinde 4 astronotun rahatça çalışacağı kadar yer olacak. Bu kabin basınçlı modüldeki çalışanlar uzayda rahatça deney yapabilecekler. Astronotlar basınçlı modüldeki yükleri robotumsu bir kol kullanarak değiştirebilecek. Japonya, Kibo modülünü uzay merkezine NASA'nın uzay mekiğinin götürmesini istiyor. H2A'nın kaldırma gücü bu büyüklükte ve ağırlıkta bir şey için yeterli değil. Kendi insan uzay görevleri için Japonya'nın H2A'dan daha güçlü roketlere ihtiyacı olacak. H2B için çalışmalar başlatıldı bile. H2B dünyadaki diğer roketlerle mukayese edilebilecek bir şey olacak. Uzaya insan göndermek bu ülkenin çok uzun zamandır düşlediği bir şey. Mühendislik bakış açısıyla bunu başarmak gerçekten bizim için çok önemli. Ancak H2A'nın uçuş 9 günü yaklaştı. Artık Tanegashima Uzay Merkezi'nde toplanan çalışanların ve mühendislerin aklından geçen tek bir şey var. Başarıya ulaşmak. Araç fırlatma sahasına götürülmeden önce bir Shinto rahibi uzaya sorunsuz bir yolculuk yapması için roketi kutsuyor. H2A araç montaj binasından ayrılmaya hazır olduğunda iki büyük araç 300 tonluk yüklerini fırlatma sahasına doğru yavaşça çekmeye başlıyorlar. Bu iş için özel olarak üretilmiş her güçlü makinenin 14 aksı 56 tekerleği var. Ve bu önemli yolculuk sırasında bilgisayar tarafından kontrol ediliyorlar. Saatte 2 kilometre hızla ilerleyen 9. uçuşun fırlatma sahasına ulaşması 25 dakika sürüyor. Bu fırlatma Japonya'nın ticari uydu fırlatıcısı olma hayali için dev bir adım olacak. Uçuş 8 sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Acaba uçuş 9'da başarıya ulaşacak mı? ...6 yıl ve milyarlarca dolarlık yatırımlardan sonra H2A roketi büyük test için hazır. Japonlar teknik bilgileriyle mühendislik engellerinin üstesinden gelip yüklerini yörüngeye oturtabilecek mi? Uçuş 8 yaklaşık bir ay önce uydusunu başarıyla taşıdı. Bunu tekrar yapabilecekler mi? Roket tasarımcısı ve mühendis Tatsuya Namikawa, H2A'nın Japon mühendislik becerisinden fazlasını taşıdığını düşünüyor. Roket, Japonya'nın ruhunu da taşıyor. Mitsubishi ve Japonya'daki herkes, H2A'nın dünyaya sunmak istediğimiz manevi bir yatırım olduğunu hissediyor. Şubat 2006, Japonya uçuş 9'la yörüngeye tarihinin en ağır kargosunu gönderecek. Tanegashima'dan fırlatılan son H2A'dan birkaç hafta sonra bu görev Japon roket mühendisliği için hayati bir sınama olacak. JAXA mühendisi Taiki Matsumura aynı diğer meslektaşları gibi fırlatılacak bu aracın ve Japon uzay endüstrisinin hazır olduğunu kanıtlamak için çok hevesli. Ne kadar gergin olursanız olun bu sizi başarıya götürmez. Bu yüzden gerilmenin bir anlamı yok. Bir şekilde gerginim ama sakinim de. Çok olumlu şeyler hissediyorum. Geri sayım başlıyor ve Japon medyası kameralarını hazırlıyor. Fırlatma sahasında duran H2A uçuş 9 ateşleniyor ve kalkışa hazır. Roket
bugüne kadarki en büyük sınavıyla yüzleşmek üzere. Geri sayım yakında durdurulamayacak. Fırlatmadan 270 saniye önce otomatik geri sayım başlıyor. Daha sonra her şey otomatik olarak bilgisayarlar tarafından kontrol ediliyor. Kalkışa 30 saniye kala harici kaynaktaki güç roketin dahili sistemine geçiyor. H2A uçuş 9 kalkışa hazır. H2A 9 numara Tanegashima Uzay Merkezi'nden havalandı. H2A hedefine doğru ilerlerken herkes süreçle ilgili gelişmeleri bekliyor. H2A'nın dahili ve ek motorları fırlatılan araçtan sorunsuzca ayrıldı. Uçuşun 3 dakika 53. saniyesinde kapsül planlandığı gibi ayrıldı. 3 dakika sonra JAXA'daki Masuda İzleme İstasyonu ilk ve ikinci safhaların ayrıldığı bilgisini teyit ediyor. Birinci ve ikinci safha ayrıldı. H2A'nın fırlatma merkezinden kalkışından 28 dakika sonra güzel haberler geliyor. MTSAT 2 ayrıldı. Japonya tarafından fırlatılan en ağır yük MTSAT 2 yörüngesine başarıyla yerleştirildi. H2A roketi 9 uçuşluk tarihindeki en büyük önemli sınavı geçti. JAXA, Mitsubishi Ağır Endüstri ve bu işte başından bu yana görev alan herkes için zafer anı. Japonya, 21. yüzyılın uzay araştırmaları yapan lider ülkeleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı. 9. uçuşu başarıyla tamamladık. Çok memnunum ama hissettiğim en önemli şey rahatlama. İnsanlara hayal kırıklığı yaşatmadık, güvenlerini kazandık. Açık olmam gerekirse çok rahatladım. Günlerdir uyuyamıyordum. Şimdiden uyumaya başladım. Japon Uzay Ajansı en sonunda Boeing ve Ariane Space gibi ticari uydu fırlatıcıları arasında bir yer kazandı. Ariane elbette ticari pazardaki en sağlam kuruluş. Ancak gelecekte H2A'nın ticari pazarda başarılı olacağından eminim. Ve birlikte çalışmamız her iki taraf için de fazlasıyla kazançlı olacak. MTSAT 2, Japonya'nın 98. dünyanın 6381. uydusu. H2A taşıyıcı araç olarak kendini kanıtladı. Ve daha birçok uydu uzaydaki yerini alacak.